Karadeniz'in denize açılan kapısı, Duje'nin incisi. Akçakoca'dayız efendim. İşini iyi yapanlar da bu hafta. Havamız mis, elimizde kahvemiz. Peki biz neredeyiz derseniz eğer, Akçakoca kahvecisindeyiz. Akçakoca kahvecisi gerçekten görülmeye değer bir yer. Belki yazın biliyoruz, gidiyoruz, çok beğeniyoruz diyebilirsiniz ama kışın da ayrı bir tadı var buranın. Daha fazlasını birazdan birlikte ekranlarınıza getireceğiz. Akçakoca kahvecisinde neler var, neler yok hep birlikte öğreneceğiz. Hadi bakalım. Programında ne dedik az önce? Akçakoca'dayız ve Akçakoca kahvecisindeyiz. Şimdi yanımızda Abitaş Genel Müdürü Hakan Bey var. Merhabalar, iyi günler. Merhabalar, hoş geldiniz ilk önce. Akçakoca kahvecisi bizim dönemimizde ismi alındı. Bir kendi başına bir marka oldu şu an. Abitaş işletmesi bu işletmeyi işletiyor. Aslen belediyenin biz kiracısı olarak Abitaş şirketi olarak işletiyoruz. Akçakoca kahvecisi, tabii biz biraz değişiklikler yaptık, biraz otan durumlar katmaya çalıştık. Geri şöyle konumunda geçelim güzel. Mi tabii sizinle ki, birlikte evet. Değişiklikler yaptık dedin, üçüncü nesil kahveler diyor burada. Evet. Neler var? Dünya kahveleri var, bizim bunlar bir anlaştığımız firmadan kendi markalımız olarak ürettik. Kendi ürünlerimizi, kendi işletmelerimizi sergiliyoruz. Hem perakende olarak hem de toptan olarak da sergiliyoruz evet. Bunları. Sadece kahve değil, kahvenin yanında tüketebileceğimiz evet. Tatlılar da var tatlılarımız, burada. Evet, tatlılarımız, bir kafeterya hizmeti veriyoruz. Aslında kahve kahvaltı olarak biraz daha meşhur burası. Yani patatesinden, reçelinden bunların hepsi biraz daha organik ürünlerimiz bizim. Mısırımızı da aynı toptan alıp kendi öğüttüğümüz değirmende olan mısırdan mıhlama olan meşhur olan. Mıhlamanız harikaydı. Evet. Hepsi tebrikiniz. Bu şekilde yapmaya çalışıyoruz organik olarak. Hafta sonları sabahları tabii biraz daha yoğun oluyor. Akşamları da mekan normalde de yoğun kalabalık oluyor. Zaten aşağı yukarı kapasitesini biz iki katından fazlasına çıkardık bizim dönemde. Oldukça geniş. Oldukça geniş. Organizasyonlar falan da yapıyoruz burada. Özel günler içinde burası Akçakoca kahvecisi evet, hizmet veriyor. Evet, evet. Biraz tercih ediliyoruz biz bu işlerde. Kurumlar olsun. Akçakoca kahvecisi bu burada organizasyonlar tercih ediliyor. Tabii bağlı olduğumuz Abitaş'ın farklı kuru yan şeyleri de var. Gemiydi işte, tabii. 15 Temmuz Parkı'ydı. Bunlarda da biz organizasyon yapabiliyoruz. Her türlü düğün salonumuzda olsun. Her şeyimiz yapabiliyoruz yani. Yine kahveler, limonatalar doğru değil mi? Evet. Devam ediyor böyle. Evet. Sıcak bir ortam, dışarısı deniz. Kışın aslında denizin gözükmesi daha güzel. Yapraklar biraz daha dökülüyor ağaçlardan, önü açılıyor. Gayet şık. Akçakoca tabii yani her yeri güzel bize göre. Tabii denizin falezlerin üstündeyiz şu an biz. Altımız falez. Evet. Gayet bayağı bir denizin üstündeyiz. Manzaramız da ufka doğru bayağı açılıyor burada yani. Yüksekte olunca evet. Daha bir güzel manzara. İşte açar bu manzara. Kahvenizi şu güzel deniz manzarası eşliğinde sıcak ortamda, kışında mutlaka uğrayın diyelim değil mi? Kesinlikle herkesi bekliyoruz. Her misafirimizi bekliyoruz. Hepsi bizim başımızın gözümüzün üstünde yeri var.